bere oluşuma başlamış bulunmakta. Bakın böyle modeli de belli oluyor. Ben model de yapmışım ya. Oh, güzel olmuş Ümit Bey. Uzaktan çek. Video çekiyorum. Çirkin çıkıyor. Ya sen çirkin çıkar mısın? Yarı, çok az kaldı bitmesine. Bitmiş ya, ne kalmış? Kelime göre mi yaptın? Ama çok Alnımın güzel kafasını oldu yeter ya. Bakın ya. modeline bir daha. Modeli şöyle belli oluyor. 100 ilmekten yaptım. 50 çift. Pazar sabahından herkese günaydınlar. Şu anda saat 11'e falan geliyor. Ben uyandım. Çocuklar da uyandı. Ümit uyanmadı. Bugün bir tane ablam gün içerisinde bana çaya gelecek. Onun için ben kalkayım bir şeyler hazırlayayım dedim. O arada kahvaltı da hazırlayacağım şimdi. Hazırlığım için turşu kavuracağım. Turşu çıkardım. Fasulye turşusu vazgeçilmezsiniz. Patatesli börek yapacağım. Patatesleri haşlamaya koydum. Bir de kek falan yaparım. Zaten bir kişi yeterli olur. Bu arada da şimdi kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Turşu için bir adet soğan doğradım böyle. Biraz iri doğradım. Bir adet havuç rendeledim. Böyle kavuruyorum. Ben havuçlu çok seviyorum. Güzel de oluyor. Ama hep şaşırıyorlar. Fasulye turşusunun içinde havuç ne alaka, çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Patatesim de haşlanmış gibi bir şey. İç harcımı hazırladım, patatesimi ezdim. Toz, kırmızı biber, karabiber, tuz olarak böyle ezdim. Burada süt, sıvı yağ, yumurta, böyle bir harcım var. Böyle sarmaya başlıyorum. Böreğimi bu şekilde fırına attım. Unuttum somali çekmeyi. Böyle de fırından kızartmalık ekmek hamuru aldım. Böyle kızartacağım onu da. Bak, kendim hazır aldım mı? Hazır aldım diyorum yani. Kendim yaptım demiyorum. Bu konuya da bayağı takılmışım sanırım. Hamurlarım bu şekilde kızarıyor. Bakalım kızarmış mı? Yeni yeni kızarıyor. Maşa var, onunla çevireceğim. Böyle size de göstermek istedim. Böyle kese kese koyuyorum bıçakla. Çay suyumla kaynamak üzere. Böreğim böyle pişti ama bu misafirim için, misafir gelince öğleden sonraki çay için. Kahvaltı masam böyle hazır. Buraya da son olarak peynirli yumurta yapıyorum. Yumurtamız da böyle. Günaydın. Günaydın. Teteklerin üzerine kurusun diye kapatıyorsun. Akşam üşüyoruz odada ya. Okul kıyafetleriydi. Böyle kahvaltımız. Göktuğ ve kızlar bu hamuru çok seviyorlar. Ellerine sağlık. Sen seviyor musun? Kim sevmez bunu? Sevmeyen kim var? Bunu her türlü yersin ki. Ekmek gibi. Ben şu anda herhalde sabah sabah çok bir şeyler yaptım. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Siz yiyin. İlerleyen zamanlarda bakarım ben. Afiyet olsun size. Teşekkür ederim. Ümit bunu çok seviyor. Aa, telefon düştü. Evet, ye bakalım hadi. Telefonu bir şey oldu mu onu söyle. Yiyemem Olmadı. Gayet çekiyor. Turşu kavurması mı? Evet, fasulye turşusu. Bunu Ye bakalım. sevmeyen var mı ki canım? Bunu sevmeyen bir insan olabilir mi ya? Sabah sabah özellikle kahvaltıda çok seviyor bunu. Yani turşu kavurması sevmeyen bir insan, çayın çok güzel bilmiyorum olur. Yani, bir Afiyet olsun. doktora görünsün. Değil mi? Sorun vardır bence. Vitamin, vitamin. Sen de hep böyle sofra, hep böyle yemek sofra, sanki yemekhanede çalışıyorum iş yerinden de. İş yerinden görüntüler. Yemek yapmayı, mutfağı Allah'tan çok başka şeyler de seviyorum. çekiyorum ki. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Beni yiyor zannediyorlar. Bak ben şu masadan şu ana kadar hiçbir şeyin daha tadına bakmadım. Evet, oradan kar yapıyorsun. Evet. Sevilen Yok, yemiyor. yemeyeceğim şimdi, hayal. Misafirim geldi Melek ablacığım. Burada canımın içi. Bakışıyoruz. Bana diyor ki video çekeceğim ama yemek yapmıyorsun diyor. Kahve yapıyorum.
Güzelce oturduk, sohbetimizi ediyoruz. Kahvelerimiz böyle. Burada da hazırladığım şeylerden yedik. Şimdi ben şundan kekik yağı yapacağım kendime. Böyle oturuyoruz. Melek ablam bu. Burada İstanbul'da Duygu Hastanesi'nde çalışıyor. Reklamımı da yaptım. Böyle biz Giresun'dan tanışıyoruz. Benim yıllar önce teyzem İstanbul'da oturuyordu. Onun komşusuydu. Kendisi de Ordulu. Oradan tanıştık. Beni buralarda buldu geldi yanıma, çok sağ olsun. Böyle görüşüyoruz. Efendim, televizyonun ledlerini değiştirdim. Ekranını söktüm. Tabii ledlerini değiştirdim. Tam 200 tane vida söktüm. 200-250 tane vida söküldü. Bu çerçeveler, bir sürü bir şeyler, zımbırtılar, zangazingolar. En azından led yanma olayı oldu. Yani arızamız ledlerdenmiş. Kapadım şimdi. Şimdi bir toparlaması kaldı bakalım. Böyle biraz balkondan baktık. Melek ablayla birlikte. Ümit'in dükkanı kapalı ama Ümit içeride. Dün led değiştireceğim demişti ya, onunla ilgili de video atmış. Onu da ekleyeceğim. Hava çok güzel bugün. Kendini kilitlemiş dükkana. Böyle. Ben yine biraz tıkalıydım. Melek abla bana kekik yağı yaptı. Biraz açıldım. Gelsene şöyle bir bak. Gidiyor mu? Gidiyor. Terlik niye giymedim? Bak şurada terlik var. Gidiyorsun, gidiyorum. Yine mi gidiyor aşkım? Tabii. Videosuz olmaz. Şöyle manzara göstereyim dedim. Şuranın şu hali çok hoşuma gidiyor. Açık ya. Güzel ama. Evet. Televizyonumuz sonunda bitti. Zor muydu? Zordu. 2-3 saattir uğraştırdı. 3 saatimi aldı. Artık Zeki Müren de bizi görebiliyor. Uğraştım, uğraşıyorum. Zor mu zor. Ama bitince bir keyif oluyor yani. Önemli olan şu ekranın sökülmesi. Ekranın sökmesi, altını ledleri değiştirmek için ekranı çıkarmak. Çok kırılabilir, çok hassas bir şey ekranı. Çok riskli. O yüzden de böyle dükkan kapalı bir şekilde sakin bir kafayla hallettim. Bu da benim yaptığım ilk Curved TV'lerden oldu. TV oldu. İlk Curved TV'm bu oldu. Bütün tezgahı buna göre ayarladım. Mecbur. Anca sığıyor çünkü. Kaç tane raf boşalttım oradan yerlerini. Şimdi hayal hastalanmış, ilaç almak lazım. İlaç bitmiş evde. Bir nöbetçi eczane falan bakayım. Sonra biraz daha işler var. Buraya koyduğum işler var. Hazır buradayken yapayım, bitireyim. Yarın yeni iş gelirse onları hazır olsun. Misafirim gitti Melek ablacığım. Ben de evdeyim. Hayal'in biraz sabahtan beri böyle bir keyfi yoktu. Şunu falan verdim evdeki olduğu kadar. Tabii ki yeterli olmadı. Ümit ona şurup alacak. Ben her zamanki gibi açılamadım. İyi olamadım. Ama yani doktora falan da gitsek de diyor ki böyle böyle geçecek. İşte vitamin öyle böyle falan. Yemek yapıyorum. Ne yapıyorum? Bakalım. Kıyma kavuruyorum burada. Patates düştü. Şey yapacağım. Patlıcan, biber, patates kızartacağım. Kavurduğum kıymayı üzerine koyacağım. Böyle bir tepsi yemeği yapacağım. Musakka falan o tarz değil. Birinde patates olmuyor. Böyle güzel bir sebze yemeği yapacağım.
yanına da pilav mı yaparım, ne yaparım hiç bilmiyorum. Gidişata göre bakalım neler yapacağım. Patatesleri kızarttım. Biberle patlıcan kızarıyor. İç kıymamı da güzelce kavurdum. Benim dün akşamdan makarnam, tavuğum falan vardı yemeklerim. Onları şimdi yiyecek çocuklar. Bunu da böyle yapayım dedim. Ayrıca da şehriye çorbası yaptım çocuklara limonlu içmeleri için. Şöyle biraz kızarttım. Şimdi kavurduğum kıymayı ilave edeceğim. Üzerine yemeğin yağ koymayacağım zaten kızarttığım için. Kıymada da yağ olduğu için. Böyle. Salçalı suya da gerek yok. Kıymayı kavururken salça koymuştum. Su ilave edeceğim. Üzerini süsleyeceğim. 2 su bardağı su ilave ettim. Tuzunu falan her şeyini şöyle hazırladım. Böyle ocağa koyuyorum. Ağzını kapatıyorum. Bu kadar. Yaptın mı? Yemek koydum size. Yemeğinizi yiyin. Şey yapıyordu rüyada, televizyonun çekmecesinde ön çekmecesi biraz karışmış, onları düzeltmek istedi. Hayal biraz daha iyi, duş falan da aldırdım. Dediğim gibi kızlara en azından içtikleri şurup bile fayda ediyor. Yani Göktuğ hasta olunca daha zor geçiyor, şükürler olsun kızlar o konuda. Bir de ne versem yiyorlar o anda, Göktuğ yemeği de reddediyor. Hayal böyle. Duştan çıktı böyle. Saçlarına bandana takmış. Yemek koydum. Şimdi yemeklerini yiyorlar. Yemeği pişerken ben yine salata da yaptım böyle. Turp rendelemedim. Bu akşam biliyorsunuz ben bu salatama soğanları iri iri doğruyorum. İri ince. Ne kadar ince doğrayabiliyorsam. Çünkü soğan sarımsak bu hastalıkta önemli, bir kere daha anladık. Aslında salata yapmama gerek yoktu. Turşu kavurmuştum. Unuttum da yaptım. Şey yaparım. Limonumu sıkayım. Yağ tuz koymam. Saklarım olmadı. Böyle limon sıkayım bol. Limonumda hiç çekirdeği yokmuş. Bir an çekirdek düşer sandım ama. Böyle salatam da hazır. Bir de mutfakta benim gerçekten sevmediğim bir iş var derseler, sorarsalar bunları doldurmak derim. Bunları doldurmak sevmediğim bir şey. Yani mutfakta saatlerce yemek yaparım. Ama bunu doldur deyince bir şey oluyor bana. Bunları dolduracağım. Tabii ki bu arada hazır gelen yağı doldurmak kolay. Bunun parasını kazanmak zor. Yemeklerim hazır, salatam. Salatamın sadece limonu var bu arada, belki yenmez diye. Burada bu yemeğim bu şekilde pişti. Görüntü muazzam. Burada da tavuk suyuna yapılmış şehriye çorbası çocuklar yedi, bu kadar kaldı. Yemeklerim bu akşamlık böyle. Rüya vedayı sen yap. Tamam. Yap. Evet arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı ve videomuza yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Ha, çok güzel konuştun. Hazırlıksız bir konuşmaydı. Aferin sana. Şimdi Göktuğ'a gidiyoruz. Göktuğ'dan da bir veda alalım. Bugün gözlüğümle yapayım vedayı. Yap. Evet, bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hayal de böyle benim makyaj malzemelerimi düzeltiyor. Biraz oynuyor. Böyle istedi. Hayal biraz hasta olduğu için keyifsiz. Onun üzerine gitmiyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.